Ee, dedi ki ya sizi dünyaya götüreceğiz. Gerçekten e, bir dünya e, ticaretine damga vurmuş bir isimle e, birlikteyiz. E, ev e, ev Mutfak Eşyaları Derneği Başkanı Murak Önder, Burak Önder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihaz Bey. Gerçekten e, tencereye tava satarak zengin olmak mümkün mü? Yani siz bayağı dolaşıyorsunuz. Evet. E, tabi amacımız e, plasti, e, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak ihracatımızı artırmak, hem sektör olarak hem de ülke olarak e, ihracatımızı dairelere getirmek için mücadele ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında e, heyetler, organizasyonlar, fuarlara katılıyoruz. Pencere satıyorsunuz. Pencere, plastik, 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 porselen, her şey cam. Evet. Peki şey, yani bu ürünler e, son dönemde çok Latin Amerika ya da Güney Amerika'da çok Hı. revaçta, Amerika'da daha doğrusu Hı. çok revaçtası. Oraya götürmek çok uzak değil mi orası? Çok uzak değil. Şöyle aslında bizim biz biraz daha dikkatleri oraya çektik. Aslında sivil toplum örgütlerinin en büyük görevlerinden bir tanesi de sektörler örnek olmak, öncü olmak. Aslında biraz tarihsel yaklaşacak olursak Türkiye tabii tarım toplumundan sanayi toplumuna rakiplerine göre daha geç geçmiş bir ülke. Bu yönüyle baktığınız zaman ihracat kültürünün oluşması da oluşması da 1980'lerin sonu 1990'lar civarında olmuş. Ama dünyaya baktığınız zaman e, sanayi devriminin gerçekleştiği İngiltere'de e, mesela Exim Bank'a baktığınız zaman 1919 yılında kurulmuş. Yine sanayi devriminde en önemli ülkelerden bir tanesi Hollanda'da hafızam beni yanıltmıyorsa 1923'te. Amerika'da 1924'te. Evet. Yine bu gelişmiş ülkelerin hepsinde Exim Bank sistemi biliyorsunuz çok önemlidir. Ve zamanda kurmuşlar. Türkiye'de baktığınız zaman Exim Bank 1987'de kurulmuş. 1987'de... Zaten ihracatı biz o zamanlar yapmaya evet. başladık. Yani bu neyi gösteriyor aslında? Rakiplerimizden, dünyadaki rakiplerimizden 50 yıl geç başlamışız. Bir örnek daha vereyim. Bizim sektörümüzle alakalı. <laughs> muyuz? Onun için Biz yu yu. uğraşacağız. Ha. Bizim en büyük fuarımız Ambiente Fuarı. Bu sene 71. Hı. kez düzenlendi. Biz oraya yanlış hatırlamıyorsam 21 kez katıldık. Yani bizim ev ve mutfak eşyaları sektöründeki rakiplerimiz de ihracata bizden 50 yıl önce başlamış. Hı. Şimdi geldiğimiz noktada... E, Türkiye ve mutfak eşyaları sektörünün de ihracatı, Türkiye sektörü gibi, Türkiye e, ihracatı gibi ağırlıklı Avrupa Birliği ülkeleri. Bizim de sivil toplum örgütü olarak bu pazar çeşitliliğine muhakkak sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden evsiz olarak dünyanın dört bir köşesinde yaklaşık dört yıllık bir derneğiz, 20 ülkede 30 organizasyon yaptık. Tabii bir, kaç kaç yılda? Dört e, yılda. Dört yılda. 20 ülkede 30 organizasyon yaptık. Müthiş bir şey. Evet. E, mesela. Ee, Tabi her defasında e, Yani şöyle e, tabii siz çok sağ olun. Her zaman bize destek veriyorsunuz. Ben bir kere daha size teşekkür ederim. E, yaptığımız heyetler, e, nitelikli, kaliteli heyetler ama biz hep şuna bakıyoruz. Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Yani evet biz çok iyi heyet yapıyoruz demiyoruz. Her defasında üzerine ekleyerek bunu daha iyiye taşımaya çalışıyoruz. Neden bu çok önemli? Çünkü artık ihracat yapıyorsanız ve dünyada e, ihracatta üst sıraya oynayacaksanız ülke olarak fuarlardan başka enstrümanlar da bulmanız lazım. Fuarlar 80'ler 90'lar. Başkalarının çok, yapmadığı şeyler evet, evet. 80 90'lı çok kıymetli, çok değerli organizasyonlardı. Ama şu anda onların yaptığının üzerine bizim farklı şeyler yapmamız lazım. Rakiplerimiz koşuyorsa bizim daha hızlı, daha uzun mesafeye koşmamız lazım. O yüzden biz sivil toplum örgütlerine düşen önemli nokta, işte dediğim az önce dediğim gibi sektörlerine bir vizyon ortaya koyabilmek. Biz de o yüzden Dünyanın dört bir yerinde işte Hindistan'dan tutun Hong Kong'a, e, Kolombiya'dan işte Peru'ya. Hepsini bilgiler. konuşalım bunların. Yani o ülkelere gidip neler yaptığınızı ama özellikle ben bu Kolombiya seferlerini çok merak evet. ediyorum. E, herkes de o proje dolayısıyla sizi kutluyor. Evet. E, o proje dolayısıyla Türkiye'nin çok şey kazandığını evet. ifade edenler var. Şunu bize bir anlatır mısınız? Şöyle işte e, pazar çeşitini sağlamak için işte Latin Amerika'da kendimize bir üst seçtik. Biz daha önceden, belki şuradan, şuradan anlatmak lazım. Eskiden Celal Bey bir ülkeye giderdik. Bir gün b 2 yapar, geri gelirdik. Hiç unutmuyorum ilk heyetim benim. 2010-2011 zamanı Venezuela, Peru, Kolombiya'ydı. Venezuela'ya indik. Ertesi gün heyet yaptık. Akşam Peru'ya geçtik. Peru'da heyet yaptık. Akşam Kolombiya'ya geçtik. Böyle bir heyet gerçekleştirdik. Zaman içinde biz işte bunu... Bu, ön... Sonuç almıyor mu bu? Evet almıyor. 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 Niye almıyor? Çünkü ee, sadece ürün satmaya odaklanırsanız bu çok doğru bir strateji olmuyor. Bizim şu andaki stratejimiz, lazım, orta tanı. uzun vadeli düşünmek lazım. Ülkeyi, sektörü tanımak lazım. Ülkeyi çok iyi, bölgeyi seçeceksiniz. Ülkeyi seçeceksiniz. Biz Latin Amerika dedik, Kolombiya'yı seçtik. Mesela neden evet. Kolombiya'yı seçtik onu anlatayım. Bir, e, destinasyonu çok uygun. Çünkü biz etraf 13 ülkeden e, zincir marketleri ve toptancıları oraya çağırıyoruz. Sadece Kolombiya değil, Orta Amerika ve Latin Amerika'dan bu sene 12 ülkeden e, misafirlerimizi Bogota'da ağırladık. Niye? Destinasyon çok önemli. Yani uçağa bindiğiniz zaman tek uçuşla Kolombiya'nın Bogota şehrine gelmesi lazım. İki, güvenli bir bölge. Oradaki insanların e, bir şekilde güvenli seyahat etmesi lazım. Üç, bankacılık sistemi çok iyi. Dört, tarih çok önemli. Eğer bir ülkeyle ticari ilişki kuracaksanız onların kültürlerini bilmeniz lazım. Uzun vadeli düşünüyorsanız. Kültürünü bilmeniz için tarihini bilmeniz lazım. Belki size çok kısa... Kolombiya ile Türk tarihinin ortak şeyinden bahsetmek isterim. Benzerlikler ee, mi var? Ya yani Bizim oradaki... Bizi biliyorlar. Bizi biliyorlar. Şöyle biliyorlar. Çok da güzel bir intibamız var orada. Zamanında Osmanlı pasaportuyla göç eden Orta doğulular oraya ee, güzel Osmanlı bir intibam vermişler. Evet. El Turko diyorlar. El Turko. Yani, El Turko diyorlar. Türk olarak tanıyorlar. Hatta oranın en büyük ikinci şehri Medecin'i El Turkolar kuruyor. Ve El Turkolar çok çalışkan. İşlerini iyi yapıyorlar. Dürüst insanlar. O yüzden Türkiye'ye karşı... Bir sempati sempati var. var. Bu sempatiyi değerlendirdik. Kesinlikle. Kolombiya'ya üst kurduk. Üst kurduk. Ee, alım heyetlerini ağırladık. Ne kadardır yapıyorsunuz bunu? Şimdi 3 kez gittik ama 2 defa LATAM dediğimiz, Latin Amerika Invitation On dediğimiz çevre ülkelerden satın almacılar oraya çağırdık. Çağırdınız. Bir de orada Türk dizilerini unutmamak lazım. Türk dizileri Türk de var. Türk dizileri orada. de evet çok meşhur. Ben evet. şeyi merak ediyorum. Bir ölçülebilir bir sonuç almaya başladık mı orada? Kesinlikle. Daha önce hiç tenceresi tamasken şimdi Aynen. 100 tencereye çıktık Aynen. mı? Aynen. Yani tık tık. çok bunlar da bizi motive eden eee onlardan da bahsetmek isterim. Bir şeyden daha bahsetmek isterim ona yer ayırmak lazım. Kolombiya'daki büyük elçimiz, Ece Ecanım. Biz dünyanın birçok yerinde heyetler, fuarlar organize ediyoruz ama Ecanım yaklaşım açısıyla e, bize ev sahipliğiyle bir büyük e, elçinin nasıl etki yapabileceğini gösterdi. Gösterdi. Bakın ilk gün teşekkür kokteylimize edin. geldi. Kendisine gerçekten hem şahsım hem yönetim hem de sektörüm adına teşekkür ediyorum. Kokteyle geldi. Bütün firmalarımızla görüştü. Bunun yanında kokteyl yaptığımız gün çevre 13 işte 12 ülkeden misafirleri aradık. Onlarla tek tek görüştü. İkili iş görüşmelerine geldi. Bütün firmaların elini sıktı. Bütün firmalarla birebir konuştu. Yani şunu gösterdi orada. E, ben de de bu firmaların arkasındayım. Bu firmalar iyi firmalar. Güven verdi. Bu o kadar önemli, o kadar değerli ki belki burada sözcükler buna kifayetsiz kalabilir. İki, e, o güzel iletişim oluşmasıyla iki yıldan beri mesela bir süpermarket zinciri ki oranın en büyük süpermarket zinciri e, firmayı getiremiyorduk. Büyükelçimizden rica ettik, ticari müşavirimizden. Öyle güzel çalıştılar ki nokta atışı firmayı bizimle buluşturdular. Oranın en güzeli. Yani, ev ve mutfak eşyaları. Evet. Bizim çok e, yani daha önce bilindiğimiz, tanındığımız bir alan değil. Yavaş yavaş Türkiye tanınıyor mu? Tanınıyor. Dünya en makalı. büyük. Yani evet. Ev ve mutfak eşyası alacaksan Türkiye'ye Türk malı al noktasına doğru geliyor i̇şte mu? mesela orada en azından. Evet, bunu yapmaya çalışıyoruz. bu biraz e, az önce dedim ki biraz orta uzun vadeli bir strateji koymanız lazım. 50 versin. yıl geriden de geliyoruz değil mi? Yani bir de Latinleri işte dedim ya, kültürü bilmek çok önemli. Latinlere gittiniz. Ben bir defa mal böyle bir ticari şekil evet. yok. Her geçen gün az önce de altını çizerek söylüyorum. Çünkü bizi bilme yanılgısı çok e, yanlış yere getiriyor. Her defasında üzerine ekliyoruz. Mesela bu sefer gittik. Tabi e, tabii biz gitmeden önce bir satın alma raporu alıyoruz o ülkeyle alakalı kültürel, tarihsel bilgiler. Hı. İşte sektörümüzle alakalı bilgiler. Latinlerin, özellikle Kolombiyalıların insana dokunma, e, yani kendinizi sevdirmesi çok önemli. Latin Amerika'daki ülkeler için de o sıcak ilişki, çünkü bizim gibi Akdeniz insanlar aslında, e, o yönde çok değerli. Kokteyl düzenledik. Mesela ilk akşam, geçen seneden farklı olarak. Son akşam gala, gala yemeğe verdik. Hep bir arada olduk. Yani bunlar iş yapmanın yanında, o birliktelik de çok önemli. Heyetlerin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu Celal Bey, Bugün dünyaya kendimizi çok iyi anlatmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye hakkında işte gerek yazılı gerek görsel basında bazı ülkelerde kara propagandalar yapılabiliyor. O yüzden biz her sektörümüzde bir araya geldiğimiz zaman heyete giden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman muhakkak şunu söylüyoruz. Evet, biz buraya ticaret için geldik. Firmalarımız buraya satış yapacaklar. Evet. Ama iyi de anlatmak lazım. Ama öyle. Hani, bizim bir görevimiz de şu: biz bu topraklarda paramızı kazanıyoruz. Ülkemizde, gittiğimiz yerde en iyi şekilde anlatmamız, Anlatmadım. en iyi şekilde tanıtmamız lazım. Şimdi buradan Hindistan'a geçeceğim de, evet. e, geçmeden bir Türkiye'ye uğrayayım tekrar. E, siz böyle havada çok dolaşıyorsunuz. Evet. E, bu proje ile mi Ticaret Bakanlığı size geçen sene, proje evet, ödül verdi? Evet, geçen sene Ticaret Bakanlığımız uluslararası rekabetçi geliştirme projemi kapsamında bizim geçen sene yaptığımız e, Kolombiya düzenlemiz etkinliği en iyi uygulama örneği verdi. bu. Örneği evet. Şimdi geçtik Hindistan'a. Hindistan'da şöyle bir şey yaptınız bildiğim kadarıyla. Ee, buraya şu e, ürünleri satanlar gelmesin dediniz. Evet. Çünkü o evet, var orada. Evet, evet, Şimdi evet. Böyle de şey yapıyorsunuz. Evet, biz. İnsanların boşa zaman kaybetmesini, evet. boşa para kaybetmesini yani ihracatçılarımızın. Evet, onu evet. da önlüyorsunuz değil mi Kesinlikle. Hindistan'da? Çok önemli. Hem hmm. e, marka değeriniz açısından çok önemli hem de doğru iş yapma açısından çok önemli. Biz sonuçta... Her yere tencere e, satıyorduk oraya satamayız. Yani dedi. orada... E, Tencerek, yani orada güçlüler ve evet. e, çok fiyat odaklılar o bölgede. O yüzden biz tek Hindistan üzerinde değil, dünyanın neresine gidersek gidelim. Eğer bir ürün neyi grubu... satılacak, ne satılacak evet, bilgisi veriyor. muhakkak ve muhakkak firmalarımızla paylaşıyoruz. Diyoruz ki bakın bu ürünler, burada pazar boyu çok fazla yok. Bunu bilin, bizce gelmemeniz lazım. Çok açıklıkla oynuyoruz. O da EFSİT'in e, marka değerine güç katıyor. Sektördeki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız şunu biliyor ki, çok iyi biliyor ki biz sektöre çok yakınız. Eğer ev sit yapıyorsa doğru bir proje yapacak. Ev gidiyorsa doğru yere gider. Hiçbir zaman ticari düşünmez. Çünkü biz ticari bir işletme değiliz. E, Sivil toplum örgütüyüz. O, ne, o yönüyle de marka değerimiz... İhracatçı birliği gibi çalışıyor Evet. İhracatçı evet. birlikleri kıskanıyordur. <laughs> yani, yani, Onlar da güzel işler yapıyorlar diyeyim. Biz de farklı... E, evet, ihracat odaklıyız. Çok yani. ihracat odaklıyız. E, o işleri yapıyoruz. Yani iç pazarla ilgili de tabii takım projeler yapıyoruz ama esas Asas, zaten adında da ihracat var. Evet, sanayi da. ve ihracat odaklıyız. Evet. Yani çünkü Türkiye e, büyüme stratejisini sanayi ve ihracat üzerine e, kurdu. Biz de o e, onunla e, tüzük yapımız gereği sadece sanayicilerin ve ihracatçıların üye olabileceği bir dernek burası. Bir, biz bu şeyi keşfettiktim sektörü de keşfettik. Bu evet. sektörün ihracat Gücünün. yapabileceğini, Kesinlikle. gücü olduğunu Kesinlikle. yeni yeni keşfediyoruz evet. değil mi? Mesela orada? firmalarımız son gün toplantı yapıyoruz. Ee, tabi bunları demek çok güzel, çok motive ediyor da bizi. Hiç hayal etmeyecekleri yerlere geldiler, ürün sattılar. Bakın eskiden... Mesela? E, mesela söyleyeyim, ütü masası. Geçen sefer geldiğimiz zaman bir zincir marketi satmışlar. Şimdi marka olacak diye ismini telaffuz etmeyeyim. Arkadaşım, arkadaşımız çıktı dedi ki ben geçen sene şu zincire mal sattım. Ve şimdi iki zincire daha bağlantı yaptım dedi. Sipariş aldım dedi. Diğer firmalarımız hakeza. Yani hesabımızda yaklaşık 20 konteyner sipariş almışız. Ki yani e, heyetlerde, fuarlarda, günümüzde böyle e, ticarete dönüşebilen anında çok az şey vardır. Tabi burada biz e, uzun vadeli düşünüyoruz. 300 defa gittik Kolombiya. Artık bizi tanıyorlar. E, bir sene daha yapacağız bunu. Çünkü bunun altına özellikle çiziyorum. Çünkü biz bu hatayı yaptık geçmişte. Hatalarımızı da görmek ve yüzleşmek çok önemli. Bir defa gittiniz, hani biz buraya mal satalım değil. Tam tersine orayı orta uzun vadeli düşüneceksiniz bıkmayacaksınız, yılmayacaksınız, ikna edeceksiniz. iyi nitelikli projeler yapacaksınız ve oraya ürün satacaksınız. Şunu da altını çizmek isterim izleyenler için. Burası da çok önemli. Bir İtalyan, bir Alman, bir Amerikalı nasıl heyet yapıyorsa bugün Evsit'te o şekilde heyet yapıyor. Oranın en iyi otelinde en iyi şekilde ağırlıyor. Bütün enstrümanları kullanarak bunu yapıyor. Yani o şey dedin alıcı diye ya yani müşteri evet. ya da ihracatı yapacağınız Kurum, kuruluş, kişi neyse. Evet. Ona en iyi şekilde ağırlarsan daha... Ülke markanız için de çok önemli. Burada bir şey daha eklemek isterim. Bu etkinlikte mesela artı bir şey olarak orada lokal bir PR yaptırdık. Gitmeden önce Türkiye ve Mutfak Eşyaları sektörünü gazetelerde, televizyonlarda biraz e, tanıtmaya çalıştık. Heyet sırasında iki tane canlı yayın yaptık. E, bir tane ekonomi dergisine e, röportaj verdik. Genel Sekreterimiz e, radyo programına katıldı. Türkiye'yi, Türkiye Türk ev ve Mutfak Eşyalarını e, anlattı. Anlatmak istediğim şey şu, aslında biz artık daha bütünsel yaklaşmayı 4 yılısında öğrendik. Hala da ben şunu söylüyorum, arkadaşlarımıza yaptığımız toplantıda, muhakkak ki bu muhakkak yeni şeyler düşünmemiz lazım, şimdi, üzerine bir şeyler koymamız lazım. İhracatta çok iyiyiz, hep ihracat konuştuk. Moralimizi düzelten taraf çünkü sizin evet. yaptığınız şey. E, Hazır ama sizi bulmuşken, e, şimdi ev ve mutfak eşyası deyince içinde çatal, kaşık, bıçak, biraz önce söylediğiniz ütü masası... Aklınıza Lastik gelen her şey, cam, evet. tencere, tava, her evet. şey aklınıza evet. geliyor. E, bugünlerde de düğün mevsimi. Evet. İç pazarda da varsınız, dünyadınız. Evet. İç pazarda i̇ç tabii, tabii. da satıyor. Evet. En azından e, ürettiklerinin yarısını iç pazara evet. satıyor. Mesela burada nasıl davranırsak biz tüketici olarak daha doğru hareket etmiş oluruz evet. sorusuna ne cevap verirsiniz? Şöyle tabii sizin sorunuzu ben şöyle anlıyorum. Daha çok e, işte sağlıkla alakalı, dikkatli ürün seçmekle alakalı. Sağlıkla dayanıklılıkla, dayanıklılıkla, fiyatla. Aynen. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü e, sanayicileri çok açıklıkla söyleyebilirim. E, çok kaliteli ürünler yapıyorlar. Biz bu işi iyi öğrendik. Bugün dünyanın en iyi markalarına private label onların markalarıyla İtalyanlara, İtalyanlara, Almanlara ürünlerimizi veriyoruz. O yüzden kendi markamız kendi markamızla verdiklerimiz de var ama onların çok iyi markalarına private label özel marka Yani dünya yapıyoruz. markalarına ürün üretiyoruz. Aynen. Ee, o yüzden ben kesinlikle kendi evimde de Made in Turkey markasını e, tercih ederim kullandığım ürünlerde. Çünkü bu sektör çok nitelikli ve iyi ürünler üretiyor. Bu şunu demek değil, tabii ki bu e, ithalat yapan arkadaşlarımız da var, iyi ürünler getiren arkadaşlarımız e, da var. E, Bunu yanında mesela plastikle ilgili çok soru gelir bize. Plastik hayatımızın her aşamasında var. Sabah kalktığınızda, yastığınızda var. Elinizi, yüzünüzü yıkarsanız e, plastik borudan geliyor. Dişinizi fırçaladığınız zaman plastik var. Bu soruyu çok sık aldığımız için de tekrar vurgulamak isterim. Hayatımızın her yerinde, işte elbisemizde var, ütü tutması için, o, e, sehpada var. Bütün kullandığımız metallerde plastik var. Önemli olan plastiği nasıl ve nerede kullandığınız. E, bugün e, yine plastik mutfak eşyaları sektörü e, dünyadaki e, en iyi firmalara, en iyi e, ürünleri ihraç ediyor. Hem kendi markasıyla hem özel markayla. Burada tüketicilerin dikkat etmesi gereken şey şu, ürünler. Daha böyle canlı ürünler e, evet. almaları, daha kokmayan, hani koku yapmayan ürünler almaları olur. Ben plastik e, ürünleri şeyinde tavsiye ederim. Tavsiye edersiniz. Evet. Şimdi çok e, önemli bir e, gelişme var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sanıyorum bir konuşması var. Oraya bağlanacak tamam. arkadaşlarımız. E, bu noktada e, yayınımızı e, noktalamak isterim ben. E, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Sizin ederim. Başarılarınızın çok teşekkür ederim. devamını diliyorum. Çok e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınına e, geçiyoruz efendim. E, hoşça kalın, iyi akşamlar.